Değerli dostlar, kıymetli sektör temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar, bakanlığım ve şahsım adına sizleri muhabbetle selamlıyor. Bu organizasyonun, konferansın tüm katılımcılar için başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Gönül, bu değerli organizasyon vesilesiyle sizlerle yüz yüze bir araya gelebilmeyi arzu ederdi. Fakat mevcut şartlar bizleri maalesef ekranlar üzerinden bir araya getirebiliyor. Temennimiz en kısa sürede aynı ortamı birlikte teneffüs etmek, sizlerle yüz yüze görüşebilmek. Değerli Hazırun, küresel ekonomiler pandemi dönemiyle birlikte kabuk değiştirmeye başladı. Son dönemde daha da yaygınlaşan dijitalleşme ile birlikte karbon yoğunluğu daha az ve daha verimli dönüşüm ihtiyacı enerji sektörümüzü yakından etkilemeye devam ediyor. Artık her ölçekte üretim ve tüketim faaliyetinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkı sunması bekleniyor. Bu dönemde enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, tüketimi ve piyasalaştırılması olarak tanımlayabildiğimiz enerji sisteminin artık daha bütünleşik, bağlantılı ve dijital olacağını da bu doğrultuda öngörmekteyiz. Enerjide küresel eğilim ve bilinç, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği üzerine odaklansa da yeni konularda sürekli olarak bu sürece eklemleniyor. Akıllı altyapılardan, dijital dönüşüme, elektrifikasyondan enerji depolamaya, hidrojen ekonomisine, üreten tüketicilere, karbon yakalama, kullanma ve depolamaya kadar pek çok konu bugün artık enerji sektörünün gündeminde önemli bir yer tutuyor. Biz de bu sürecin dışında değil, bilakis tam merkezindeyiz. Değerli katılımcılar, sürdürülebilir kalkınmanın ve dönüşümün önemli gereklerinden biri de enerji verimliliğini mümkün olan en üst seviyeye ulaştırmaktır. Bizler enerji verimliliğini kaynak yönetimi, üretkenlik, rekabetçilik, istihdam gibi birçok başlıkta ele alarak bunu iş yapış şeklimiz haline, yani başka bir ifadeyle bir kültür meselesi haline dönüştürme gayretindeyiz. 2013-2018 yılları arasında enerji verimliliği uygulamaları sayesinde sanayi sektörünün son enerji talebinde yıllık 170 bin ton tasarruf elde edildi. Enerji yoğunluğunun azalmasıyla da yıllık 20 milyon ton eşdeğer petrol azaltımı gerçekleşti. Bu azalış elbette dışa bağımlılığımızın azalması anlamına da geliyor. Bakanlık olarak enerji verimliliğini sadece teknik düzeyde ele almıyoruz. Bu süreci tamamlayan sosyal ve kültürel boyutlar için de yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliğimizi harekete geçirmek için politikalar geliştiriyor, uygulamaları yakından takip ediyor, insan kaynağı yetiştiriyor, sosyal bilinci geliştiriyor ve projeleri destekliyoruz. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı bildiğiniz gibi 2017 yılında ilan etmiştik. 6 tematik başlık ve 55 eylemde birincil enerji tüketiminde %14'lük azaltım ve 66 milyon ton karbondioksit eşleniği emisyon azaltımını 2023'e kadar gerçekleştirmeyi hedef olarak belirlemiştik. Bu hedefler kapsamında çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 2017-2020 yılları arasındaki dönemi kapsayan süre için enerji verimliliğinde toplamda 4,8 milyar dolar yatırım yapıldı. Karşılığında 3,19 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufuyla kümülatif olarak 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık. 2020'de de salgına rağmen hızımızı kesmedik. Geçtiğimiz yıl enerji verimliliğine toplamda 635 milyon dolar yatırım yapıldı. 2020'de yaptığımız yatırımlarla 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf edildi.
Bunun maddi karşılığı ise yaklaşık 158 milyon dolara denk geliyor. 2009 yılından bu yana sanayideki enerji verimliliği projelerini teşvik etmek için destek programları uyguluyoruz. Bunlardan birisi de VAP dediğimiz ve imalat sanayine sağladığımız verimlilik artırıcı projeler desteği. VAP kapsamında bugüne kadar tamamlanan ve devam etmekte olan toplam 307 milyon liralık 434 projeye 83 milyon liralık destek sağladık. Karşılığında yıllık 173 milyon lira parasal tasarruf ve 90 bin ton eşdeğer petrol kaynak tasarruf sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi reform paketinde enerji verimliliğinden de bahsetti. VAP'ın kapsamının ticari binalar, enerji sektörü, hizmet sektörü tesisleri ve tarım tesislerini de içine alacak şekilde genişletiyoruz. Diğer yandan 2019 yılı Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2023 yılı sonuna kadar kamu kurumlarına referans tüketim değerlerinden en az %15 enerji verimliliğinde tasarruf edilmesi hedefi konuldu. Konuyla ilgili rehber ve izleme altyapısı oluşturuldu. Tasarruflar şimdiden önemli seviyelere ulaşmaya başladı. Bu süreci yakından izliyoruz. Enerji verimliliği projeleri ve destek modellerini geliştirme ve zenginleştirme sürecimiz de devam ediyor. Kamu binalarında enerji performans sözleşmeleri ikinci mevzuat çalışmalarında da son aşamaya geldik. Yakın zamanda onu da duyuracağız inşallah. İdareler enerji verimliliği yatırımları için ilk yatırım yapmayacak. Maliyeti tasarruflarıyla karşılayacaklar. Böylece enerji verimliliği piyasası da önemli bir model kazanmış olacak. Kıymetli katılımcılar, enerji tüketimimizi azaltmak ve ihtiyaçları en verimli yolla karşılamak için uygulayabileceğimiz en önemli teknolojilerden birisi de kojenerasyon sistemleridir. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri birincil enerji tasarrufu sağlayarak enerji ithalatını düşürdüğünden dolayı politikalarımızda bu sistemlerin desteklenmesine özen gösteriyoruz. Trijenerasyon özellikle 24 saat kesintisiz enerji talebi olan tesislerin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yere sahip. Konvansiyonel santrallerle karşılaştırıldığında yüksek verimlilik, düşük maliyet ve kesintisiz enerji imkanlarıyla öne çıkıyor. Özellikle enerji maliyetlerinde %35'lere varan tasarruf imkanıyla verimlilik açısından kurumlarımızın dikkate alması gereken bir konu. Ülkemizde de hastaneler, havalimanları, AVM'ler gibi enerji yoğun yapılarda uygulanan oldukça başarılı örneklerimiz söz konusu. İlerleyen yıllarda bu alandaki iyi örneklerin artacağına inanıyorum. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızda kojenerasyon sistemlerine bölgesel ısıtma dahil olmak üzere bina ve hizmet sektöründe 3, sanayi ve teknoloji sektöründe 1, enerji sektöründe 1 ve tarım sektöründe 2 olmak üzere toplamda 7 farklı maddede yer verdik. Amacımız kojenerasyon sistemlerinin neredeyse bütün sektörlerde yaygınlaştırılmasını sağlamak. Lisanssız elektrik üretim yöntemiyle ihtiyaçları karşılamak için kurulacak kojenerasyon santrallerine lisans alma ve şirket kurma muafiyeti sağladık. Ayrıca kojenerasyon tesislerimiz enerji verimliliği kanunu kapsamında yer alan desteklerden de istifade edebiliyor. Bu amaçla bakanlığımız tarafından hazırlanan kojenerasyon ve mikro jenerasyon tesislerinin verimliliğinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliği de 2014 yılından beri yürürlükte. Günümüze kadar 204 tesis için başvuru aldık. Bunlardan 108'i bina,
79'u sanayi olmak üzere toplam 187'sine kojenerasyon tesisi üretim verim belgesi verdik. Söz konusu belgeyi verdiğimiz tesislerin toplam elektrik kurulu gücü 560 megawata ulaştı. Isıl kurulu gücü ise 524 megawatt termik oldu. Termal oldu. Bu tesislerde yıllık birincil enerji kaynağı tasarrufumuz yıllık 2,7 terawatt saat. Diğer deyişle 230.843 ton eşdeğer petroldür. Halihazırda bu tesisler sayesinde nihai enerji tüketimimizden yaklaşık 1/2 seviyesinde tasarruf edebiliyoruz. Ayrıca yapılan bu yatırımlarla yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azalımı da sağlayabiliyoruz. Daha önce başlattığımız bölgesel ısıtma konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Danimarka Enerji Bakanlığı ile bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından azami biçimde faydalanılmasına yönelik bir işbirliği anlaşması imzalamıştık. Bu anlaşmayla binalarda ve sanayide ısıtma ve soğutma için gereken ısı enerjisi talep ve potansiyel tedarik noktalarının belirlenmesi, 2030 yılına yönelik ısı enerjisi talep tahmininin gerçekleştirilmesi, farklı enerji tedarik seçeneklerinin fayda maliyet analizlerinin yapılması, pilot projelerin ön fizibilitesinin hazırlanması ve ısı mevzuatı altyapısının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Arkadaşlarımız bu kapsamdaki çalışmalara devam ediyorlar. Buraya kadar bahsettiğim rakamlar önemli ancak potansiyelimizi tam anlamıyla yansıtmıyor. Mevcut potansiyeli hayata geçirmek için uygun yatırım ortamından, finansa kolay erişime ve mevzuat uyumluluğuna kadar gerekli tüm olanakları bir araya getirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda bu tarz organizasyonlarla hem sektörel istişareyi yapıyoruz hem de bölge ülkeleriyle bir araya geliyoruz. Kıymetli sektör paydaşları, girişimci gençlerimiz, enerji sisteminin bütün aşamalarında teknolojik gelişimin sağlanması ve bu doğrultuda yerel insan kaynağının ve teknik altyapının güçlendirilmesi de önemli bir hedef ve politika olarak önümüzde durmaktadır. Kaynak verimliliği enerji ithalatımızı azalttığı gibi enerji sisteminin her aşamasında yerli teknoloji geliştirmek de teknoloji ithalatımızı ve bağımlılığımızı o oranda azaltacaktır. Bu doğrultuda kojenerasyon, trijenerasyon ve ötesi için teknolojiyi ileri seviyede geliştiren ve bunu ihraç eden yapıya ulaşmak sizlerin ve bizlerin ortak çalışmalarıyla gerçekleşecektir. Bu doğrultuda Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nu kurduk. Bu kurum altında Enerji Enstitüsü ve Temiz Enerji Enstitüsü'nü hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda önemli bir kapasite geliştirmiş olacak ve yeni araştırma geliştirme faaliyetlerine imza atacağız. Sürdürülebilir bir üretim ve tüketim altyapısı kurmak ve sektörün sürdürülebilir gelişimini sağlamak için kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve değer zincirinin yerleştirilmesi kilit noktadadır. Sektörümüzden yerli teknoloji gelişimine verdiği önemi artırmasını ve teknoloji geliştirme niyetinde olan yeni girişimleri desteklemesini de bekliyoruz. Sözlerime burada son verirken sizleri saygıyla selamlıyor. Konferansın tüm katılımcılar ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.